bu şekil düşünmesi lazım. Yoksa 3 gün sonra 3 gün lira kira bulamayız. Aynen aynen. Allah hepimizden razı olsun. Şöyle ileriye doğru geçeceğiz. Diğer vatandaşlarımızı da bir görelim. Tekrar geçmiş olsun. Hayırlı vakitler olsun. Kepez Belediye Başkanımız ve aynı zamanda Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Hakan Tütüncü ile şu anda Elazığ sokaklarındayız. Cadde cadde, bina bina geziyoruz. Hasarları tek tek yerinde inceliyor, tespit ediyor. Kolay gelsin arkadaşlar. Üstteki de depremde yıkılan. Burası mucize apartman dedikleri Atay apartman işte. 13 tane sağ çıkardıkları yer. Depremden 28 saat sonra Ayşe çatı diye bu şeyler nerede? Bu çadır kentler nerede abi? Çadır kentler şeyde var. 3-4 yerde var.
Evet. En büyük yıldız parkta, buraya yakın. Bir tane şöyle bir bilgi var. Bu yani şimdi kullanılmayan el sayısı kaç? Bunun bir bilgi var. Bununla alakalı sizde var mı? Hep bir rakam yok. Hep bir rakam yok. Şurası da mı depremde yıkılan bir yer? Mesela oranın ilk çalışmaya başladı. Enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Boşaltıldı. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Şu binada bir sıkıntı yok gibi herhalde. Değil yeni mi abi? Bu yeni bina değil mi bu? Yeni binalarda. Bunlar 99 sonrası yapılan binalar Ahmet abi. Bak her yerde sağlam. Ama onlar da herhalde oturmuyor değil mi şu an? Şu canlı yayındayız. Evet. Elazığ'dan herkese selamlar arkadaşlar. İsmail ile Ahmet abiyle birlikte biz bugün buraya geldik. Hem hemşerilerimizin duyarlılıklarını ve başlattıkları yardım kampanyalarını buraya iletmek üzere, iyi dileklerini, geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere. Hem de buradaki manzarayı görmek üzere buradayız. Yarın da Türkiye Belediyeler Birliği'nin burada önemli bir toplantısı var. Belediye başkanları olarak bizler belediyelerimizin hangi imkanlarıyla daha burada olabileceğiz? Onların arayış içerisinde olacağız ama burada gördüğümüz manzara Elazığ'ın oldukça geniş bir kısmı bir hayalet şehre dönmüş durumda. İnşallah bu soğuk havalarda hemşerilerimize çok vazifeler düşüyor Antalyalılara. Onlar battaniye, ısıtıcı ve gıda malzemeleriyle, giyecek malzemeleriyle oluşturdukları bir yardım kampanyası vesilesiyle burada Elazığlı kardeşlerimizin yanında olacaklar. Malatyalı depremzedelerin yanında olacaklar. Bununla birlikte de belediyeler olarak biz daha acaba nasıl imkanlarla burada yardımcı olabiliriz onlara bakacağız. Çok şey söyleyecek pozisyonda değiliz. Hemşerilerimizin ilgilerine ben çok teşekkür ediyorum. Antalyalıların, Kepezlilerin. Burada vatandaşlarımızla bir aradayız. Onlarla konuşuyoruz. Onlara moral ve motivasyon desteği sağlıyoruz. Herkese Elazığ'dan iyi akşamlar diliyorum.